avar yok götüp tırık oldu, esini yığmadı. Bir dertli bir de Allah da Allah, yine kaytardı, esini yığmadı. Bunlar bari signal idi. Lekin nima qilmadi onu? Tushunmadı. Allah'ın şifahanası da, Allah da Allah'ın aptekası da doğrular juda ham ko'p. Öşü doğru açık oladı. Lekin içlik kerek, kasaldan kutuluşluk için. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrofil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Allah Azze ve Celle bandalarga türlü nimetlerine ato kıldı. Sağlık, boylik, mansab, farzantlar, küç kuvvet. Elbette bunlar Allah Teala'nın ülkenin inamları. Kur'an-ı Kerim insanlarda kadri kıymetini bilgileştiğinde biz aytib o'tgan bu dünya matahlarını birontasiga e'timod qilmadi, suyanmadı. Bir bandani ikkinchi bandadan martabasi balandligini iymon bilan, ilm bilan, amal bilan belgiladi. Astagfirullah. Amman huwa qonitun ana al-layli sajidan va qoiman yahdaru al-akhirata va yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Mana Rabbimiz subhanahu va taoloning nazdida qaysi banda boshqalardan afzal? Nimasi bilan bir banda boshqa bandalardan afzal bo'ladi? Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomda tik turgan holda to'at ibodat qilguvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan, marhamatidan umid qiladigan kishi bilan küfür isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Albatta ilm martabasi birodarlar eng oliy martaba. Iymon yo'lga yurgan har bitta banda mana shu qo'ygan qadami ilmga asoslangan bo'lishligi kerak. Agar mana shu haqqa qadam bosib ketayotgan odamni birinchi qadamidan oxirgi qadamigacha unga ilm hamroh bo'lmaydigan bo'lsa, birodarlar, bu odam to'g'ri yo'lda sobit tura olmaydi. Chunki ilm insonni to'g'rilab turadi. Chunki odam bolasi borki xato qiladi. Toyilib ketishi bor, o'nga so'lga og'ib ketishi bor. U to'g'ri ketyapman deb o'ylaveradi. Agar ilm bo'lmasa, og'ib ketganligini sezmay qoladi. Allohning roziligiga to'g'ri olib boradigan yagona yo'l bu ilm yo'li. Alloh azza va jalla Muhammad alayhisalomga xitob qilib shunday deydi. Astaydu billah. Fa ta'ala Allohul malikul haqq va la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu va qur robbi zidni ilma. Haq podshoh Alloh yuksakdir. Ey Muhammad alayhisalom, sizga Qur'on vahiysi bitishidan ilgari qiraat qilishga shoshmang. Va ayting, Parvardigorim, ilmimni yanada ziyoda qilgin. Qur'onda bittagina oyat bor, Alloh taolo ziyoda qilgin degan oyat. Ya'ni bandaga Alloh taolo mana shu narsamni ziyoda qilib ber deb so'ragan bitta narsa ilm. Bironta bir o'rinda Parvardigor umrimni ziyoda qilgin, pulimni ziyoda qilgin, mansabimni, quvvatimni ziyoda qilgin degan chaqiriq yo'q Qur'onda. Faqatgina va qur robbi zidni ilma. Ey bandalarim, Parvardigor ilmimni ziyoda qilgin deb so'rayinglar deyapti. Qolgan narsani ziyoda qil deb so'ra degan emas Alloh taolo. Shundan bilsak bo'ladi ilm qanchalar ulug' martaba. Imomul Junayd aytadi. Allohga olib boradigan yo'llarning hammasi haloyiq uchun to'silgan. Faqat Rasulullohning yo'liga ergashgan insonlar uchun ochiq. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'lini ushlamaptimi? Bu odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha chiranmasin, Rasulullohning yo'lini ushlamagan odam Alloh taoloning eshigini oldiga yo'lni topa olmaydi.
Kolumuzda buradalar kitap ve sünnet durupta. Bana şu iki tane arsa siz bilen bizi dinimizi manhacı. Siz bilen bizi hayatımızdaki dastur. Kılıyken işlerimizi bana şu iki tane arsa bilen, kitabı sünnet bilen ölçüşümüz gerek. Çünkü insan hazretik kılıyken işini torlayıp kılıyordu, ağıp yetkeni bilmeyi kaladı. Eğer ilmi bu midyon olsa. İlim onun yolunu torlayıp durmasa, adaşıp geçtiği de şubha yok. Çünkü nafsı var, şeytanı var, dünyanın fitnesi var. Eğer ahirete hakkında gam kısın birader, abadi saadetini, necatını gamıda yürgen bulsun, amelleri yine kitab-ı sünnet bulan doğrula. Şimdi kitab-ı sünnet bulan doğrulaştığı için avval o kitab-ı sünnet ilmeden haberdar buluş gerek. Kitab-ı sünnetini özümüzge andaza kılıp ölçü okuvalışımız için avvalan bar ulan yürgen işimiz gerek. Çünkü kellezge keken her bitti fikir doğru bulur muydu? O yüzge keken her bitti fikir kitab-ı sünnet geçiyor muydu? Aklı izleyen, fikir izleyen, bana şu iki tane sebebiyle doğru alışırız gerek, kitab-ı sünnet bile. Bana Allah da Allah siz bilen bizi tavba kılış gibi yürüyen. Özü tavba kılış için hem ilim gerek. Ne için? Kıyan işinizi günah ekenliğini bilseniz keyin tavba kılarsınız da. Kılıyken işinizi günah ekenliğini bilseniz tavba kılarsınız. Eğer günah da bilmezseniz ne kadar tavba kılarsınız? Demek tavba kılıçlığının birinci baskıcı, birinci kademi ne mekan? İlim. Akeller ilim bulmasa musibet. Adam halal bulan haramda parka gebarsın. Neme mümkün, neme mümkünmez bilsin. Doğru ve natoğru degen nesillerden acilatı olsun. Şunda nimana kabul kılış gerek, nimana kabul kılmasını gerek. Şunda farkı gebaradı. Ulamalar açışadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iktida kılmasından her bitti kılgen işin, bu senin havai hakşin, havai nefsin. Ya Resulullah'ını sünneti bilen, uzatını bergen ilmi bilen bir gibi olasan, ya ki havai nefsin bilen. Üçüncü yolu yok. Aytiladi, sünnet gergeçilmasından kılıngen her bitti amel, batıl buladı. Demek sünnetin bilişliği gerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin siretlerini örgenişliği gerek buladı. Madem ki Peygamberimizin kıyken her bitti işi bizge şeriat eken, her bitti büyürüğü, kaytargı şeriat eken, her bitti bir fiili, sözü şeriat eken, uzatını, sünnetini örgenişliğimiz gerek. Siretini örgenişimiz gerek. Oturup görüştük sünnet mi? Ya ki tike turup görüştük sünnet mi? Bizge oturup görüştük sünnet degen haber geldi. Demek mecliste oturganımızı bırakırdı, oturup görüştük. Sünnet gemel kıldık. Yakşı. Şimdi cüreler oturup biz 25 yekirgen yigitler. Kelile yigitler de dua bergeni dedes girdi. 20 yekirgen ballar kelin hacak edip de oturup görüşü yaptı. Ali Asakal hemen bana görüşüp çıkıp oturup dua verip çıkıp gitti. Çıkıp ne dedi? Ne dedi? Cörelerin bir adap eken dedi. Ve dedi sünnet bu dedi. İbalam bir adaplık sünnet mi dedi? Turup görüşe edese tarik sünnet topkaladı. Oturup görüşe edese bir adaplık bol yaptı. Saval. Ne mi? Sünnet bir adaplık mı? Yok. Bir adaplık mez. Aynı adab sünnet. Sünnet bu adab. Adab bu sünnet. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bitti hadisini işittiniz. Yani Peygamber aleyhisselam'ın şu masalada etken başka hadisi yan var. Onu bilmiyorsunuz. Resulullah'ın hayatında bir mevkif var, vakıya var. Onu bilmiyorsunuz. Şunu yapsınız mı? Bitti hadiste ya ki bitti nesani işittip durup şu bilen tohtavayan adam muamma getirip kalışı mümkün. Bana Kureyze'nin üstünden hüküm çıkarışı için Resulullah Mescid-i Nebevi'de cerahatlarını yatken Sa'd ibn Muaz'ını ap getirdiler. Bu uluk sahaba ana şu ulağın minişke yaramagen idi. Cerahatı tüfeğilik. Nasıl kege salıp bızıtıldı. Şu eşeğe üstüye koyup ap gelişti. Hemen ansarlar oturuşken idi. Resulullah Sa'd ibn Muaz kegen idi. Kumu li seyyidi kavmikum dediler. Kavmingizini seyyidi için türüyle onlilerden. Ha. Turuşam sünnet eken ha. Kegen adamın hürmeti, itibarı, mevkifige, münasuh muamele kılıp turuştigem sünnet eken. Demek siz fakat gene oturup görüştük sünnet degen gapti eşit durup
İkinci sünnetten havariz olmasa bir adabliydi kıptırıp sünnetki amal kıl yapman değilsiniz. Bana şuna sana ilim değil adı buradalar. Çünkü buradalar ilim o siz bilen biz bilgenle narsamaz. İlim biz işi biz örgengen narsa ilimde deli bir faizlidir, yarım faizlidir ateli ki beni bilgenimden köre bilmegenim köprü ok. Öyle bu sünnette bir zaman üçleştikken misalda oturup görüştükken sünnetteken turup görüşen sünnet eken. Anzilin nasa manazile humde gelir Resulullah başka hadislere de adamlarını özlerge lağı boyan cahı yutkiziler. Yani adamlarda özü gereşi muamele kılıyorlar da yani. Mesela yurtun rahbarı geldi. Kavmda bir peşvası uluğu geldi. Bana şu kışlağına aksakalı geldi. Aksakal yürüyün aldı ya. Sahabalar Allah bilen kendi muamele de buluşken. Husnu adabda, haybet ve davami murakabada. Muhammed Aleyhisselam bilan qanday muomalada bo'lishgan? Sunnatni ushlash va ilmni o'zlariga lozim tutish bilan. Allohning avliyolari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga xizmat qilish bilan, ularni hurmat qilish bilan muomala qilib turishgan. O'zining oilalari bilan qanday muomalada bo'lishgan sahobalar? Go'zal xulq bilan, husni muomala bilan. Birodarlari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ochiq yuz bilan, bashoshat bilan. Cahillar bilen kendi muamelada buluşken, onlar gerahimli buluş bilen, dua bilen. Üçüncü kimlerdir gıybet kısa, kimdir nacaya muamelanı kıladiyen bulsa, Allah'ını tanıyan adam onları kargamasından, onları bir rahimdil bulup, onları rahmi gelip, hakkıya dua koyuşluğu gerek. Parvadiyen insaf vergen bunlar kendi. Sahabalar özlerinin nafsı bilen kanaka muamelada buluşken, nafsıya muhalif buluşken. Nafsi xohlayotgan ishni teskarisini qilishgan. Shayton bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Shaytonni o'zlariga dushman deb bilishgan. Yana aytiladi, kim o'zining nafsiga so'zida, fe'lida sunnatni amir qilib olsa, so'zi hikmatli bo'ladi. Kim o'zini nafsiga havosini amir qilib olsa, bid'atni gapiradi. Astag'fir billah. Qul اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين ayting Allohga bo'yinsuningiz va payg'ambarga bo'yinsuningiz endi agar yuz o'girsangizlar bas payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa bordir sizlarning zimmangizda esa o'zlaringizga yuklangan narsa Payg'ambarga bo'yinsunish bordir. Agar unga bo'yinsunsangiz, hidoyat topursiz. Agar payg'ambarga bo'yinsunsanglar, keyin hidoyat topasizlar. Payg'ambar zimmasida faqatgina yetkazib qo'yishlik bor. Oyatning dalolati qat'iy. In tuti'uhu tahtadu. Agar unga itoat qilsanglar, bo'yinsunsanglar, shunda to'g'ri yo'lda bo'lasizlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Yani aytiladi ilim boshliqdir. Xavf esa yo'llovchidir. İlim boshlaydi, xavf sizi yo'llaydi. Nafs mana shu ikkitasining o'rtasida qaysarlik qiladi. Nafs qaysar narsa bo'ladi. Aldaydigan bo'ladi, itoatsiz bo'ladi. Undan ehtiyot bo'lishlik kerak. Agar insonning ilmi Allohga yetaklasa, Alloh bu bandani musibatlardan saqlab qo'yadi. Chunki Rabbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, Üstüylerge nime musibet kese, bu özüyler kıyan iş tüfeğiyle yetedi dedi. Bana bunu bildiniz siz, şu ilimden haberdar bildiniz. Demek nime hata bosa sizden, çünkü musibet gelirken. Şimdi bana şu ilimiz sizi, şu hatada kımaslıkke abaradı, binabarın Allah tomonidan musibet kımaslıkke sebep buladı. Allah'ını sizge tanıtadigan ilim, üstüzge keladigan musibetlerini daf kıladı. Eğer insanın ilmi, Allohga yetaklamasa, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, Alloh taolo bu bandaning ustiga musibatlarni yuboradi. Nima uchun? Nima uchun musibat? Allohga kerakmi musibat yuborish? Yo'q. Bu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelishligi uchun. Solih bo'lgan, qo'lidan kelganicha taqvoda qilayotgan, xatolardan uzoq bo'layotgan bir mu'min bandaga musibat kelsa, bu bitta bir holat. Günah masiyatga botib ketgan bitta banda ustiga musibat kelsa ikkinchi holat.
Birinchi holatda Alloh solih bo'lsa ham Alloh ustiga musibat bergan bo'lsa, bu uning darajasini ko'tarishlik uchun berildi. İkinci holatda fosiq fojir bo'lib turganda ustiga musibat kelsa, Alloh bu bandani o'zining eshigiga qaytarishlik uchun berdi. İkkala holatda ham musibat iymoni bor mu'min odam uchun foyda bo'lyapti. Bittasini gunohdan to'xtalishiga, ikkinchisini darajasini ko'tarilishiga. Qarang-da payg'ambarimiz aytganlardek, ajabali amril mu'min deydilar Rasululloh. Mu'minning ishiga hayronman. Yaxshilik kelsa ham uni foydasiga, yomonlik kelsa ham uni foydasiga. Yaxshilik kelsa shukr keltiradi, Alloh rozi bo'ladi. Musibat kelsa sabr qiladi, unda ham Alloh rozi bo'ladi. Bu faqat mu'minga berilgan fazilat. Demek siz Allohning eshigiga iymoningizdan, Allohga bo'lgan muhabbatingizdan kelib chiqib yaqin kelasiz yoki Alloh tomonidan berilgan musibat tufayli Allohning eshigiga qaytasiz. Allohga muhabbatingizdan kelib chiqib turib Allohning eshigiga yaqin kelasiz ixtiyoringiz bilan yoki Alloh tomonidan kelgan balo tufayli majbur kelasiz Allohning eshigiga. Qaysinisini martabasi balatroq? Birinchisimi? Biz qaysi bilan keldik? Qaysi yo'l bilan keldik? İxtiyorimiz bilanmi? İxtiyoringiz bilan kelganligingiz, birodar, bilib qo'ying, juda ko'p balolarni ustiga kelishingizni to'sib turibdi. Shuning uchun aytibdi: "Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an katir." Nima musibat kelsa, o'zingni qilgan ishing tufayli keldi, ya'ni men ko'pini kechirib turaman. 10 ta xato bo'ldi, bittasiga Alloh jazo berdi. Shu bilan 10 tani yubordi. Agar har bittasiga yuborganda musibatdi. Avariya olib ketib tirik qoldi, esini yig'madi. Bir dardni berdi Alloh taolo, yana qaytardi, esini yig'madi. Bular bari signal edi. Lekin nima qilmadi uni? Tushunmadi. Allohga muhabbating, iymoning sababli kelganing qayoqda-yu, musibat sababli yaqin kelganing qayoqda. Ulamolar aytishadi, Allohning shifoxonasida, Alloh taoloning aptekasida dorilar juda ham ko'p. O'sha dori achchiq bo'ladi, lekin ichishlik kerak kasaldan qutulishlik uchun. Shuning uchun Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday bir musibatni bersa, bu bir achchiq doriga o'xshar ekanki, o'shini ichsak tuzalamiz. Millionlagan sabab tufayli insonning hayoti jahimga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun agar insonning ilmi shu insonni Alloh tomonga yetaklasa, Alloh bu bandasini qalbiga sakinatni ato qiladi. Yaxshilik kelganda ham xotirjam qalbi, musibat kelganda ham xotirjam qalbi. Gunohlarimga kafforat bo'ldi. Buni bir hikmati bor. Bu ish bejiz bo'lmadi. O'zimdan bir o'tib qoldi-da deydi-da, o'shini ham xotirjam. Chunki gunohlarga nima bo'ldi? Kafforat bo'ldi. Ilm. Ilm tufayli birodarlar inson o'zini adashganini anglaydi, johilligini anglaydi. Shunda Allohdan qo'rqadi. Va mana shu qo'rquvi Allohning dargohiga yetalab keladi. İlim ikki xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan olingan ilm, mahluqotlardan olingan ilm. Biz barhayot hay bo'lgan, abadiy hay bo'lgan Xoliq subhanahu va taolodan ilm olamiz. Endi Allohga iymon keltirmaganlar o'zlariga o'xshagan odamlardan ilm oladi. Odamlarning ilmlari bir-birlaridan bo'ladi. Biz Allohdan olamiz ilmni. Bu koinot haqida birodarlar dunyo hayotini nima ekanligi haqida odamlar ham fikrlarini bildirib gapirgan. Bu dunyo hayoti deb turib filosoflar bor, allomalar, donishmandlar bor. Dunyo hayotining nima ekanligi haqida odamlarni gapirgan gaplari ham bor. Endi mana shu dunyo hayotini yaratgan Alloh taoloning ham gapirgan gapi bor. Dunyo hayoti nima ekanligini odamlarning gapidan o'rganamizmi? Yoki shu dunyoni yaratgan Allohning gapidanmi? Yana kimdir aytishi mumkin. Kitobi sunnat turganda boshqa narsani nima qilaman? To'g'ridan to'g'ri ikkalasini olib ketaveraman. Birodar, agar sen kitobi sunnat ma'rifatiga, ilmiga beparvo bo'ladigan bo'lsang, sen g'irt johil odam ekansan. Kitobi sunnat turganda qolgan narsani nima qilaman deyotgan bo'lsang, bu ilmda nimaligini tushunmabsan. Sen aytayotgan so'zing g'irt johillik so'z. Sen bilan menga Rasulullohning hadislarini yetkazib bergan insonlar olimlar bo'lmaganida sunnatni nimaligini qayerdan bilar edik? Rasulullohning qilgan ibodatlari, ulamolar ana shu ibodatlarni siz bilan bizga naql qilib bermaganida
Qayerdan olar edik? Tushundinglarmi? Kitobi sunnatni o'zi yetadi degan odam g'ir johilni so'zini aytayapti. Sen eplomaysan kitobi sunnatni o'zini ushab amal qilib ketgani. Men bu ilmlarni o'rganmayman. Sababi meni qalbim toza, Qur'on bilan hadis turibdi, shu bilan ketaveraman. Adashasan birodar. Adashasan. Modomiki sen Allohning roziligini xohlar ekansan, Allohning dinida haqqi yo'lda turishingni xohlar ekansan, Allohning shariatida mahkam turishni xohlar ekansan, Qur'on va sunnatni siz bilan bizga ta'lim bergan shariy ilmlarni ham mahkam ushlashligimiz kerak. Ulamolarning yo'lini ushlashlik kerak. Agar mana shu Qur'onni qanday tushunish kerakligini o'rgatadigan odamni qabul qilmasang, sunnatni nima ekanligini senga o'rgatadigan olimlarning gapini chekib suradigan bo'lsang, nima bilan qolasan, bilasanmi? Nafsing bilan qolasan. Havoying bilan qolasan, falsafang bilan qolasan, fikring bilan qolasan. Bu holatda aniq adashasan. Mana hozir sizlarga men o'tirib salom berishlik bilan turib salom berishingizni aytdim-a? Agar siz tikka turib ko'rishlik ham sunnat ekanligini bilmasangiz, o'tirib ko'rishlik sunnat desangiz, shu sunnatni sizga o'rgatadigan ulamolarni inkor qilsangiz, hadis oyat yetadi deydigan bo'lsangiz, tushunyapsizmi qanaqa xatarga kirib qolasiz? Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fa zalikumullohu robbukumul haqq, fa madza ba'dal haqq illa ad-dalal, fa anna tusrafun. Bas, mana shu Alloh haqiqiy parvardigoringizdir. Haqiqatdan keyin esa faqatgina yo'ldan ozishlik bor. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.